Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere A101'e gelebilecek olan Motolux F6 elektrikli bisiklet elektrikli motoru tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle videonun kalitesini gelişmiş ayarlardan sağ yukarıda 3 nokta var. Telefondan girenler için, bilgisayardan girenler için de ayarlar sekmesi var. Oraya tıklayıp gelişmiş ayarlardan videonun kalitesini yükseltebilirsiniz. Ee, normal gelince çok düşük kalitede giriyor haberiniz olsun Videonun kalitesini siz yükselteceksiniz 720p ya da 1080p olarak seçebilirsiniz Arkadaşlar ben şu an 1080p olarak çekiyorum Her neyse arkadaşlar bu gelecek elektrikli bisiklet, elektrikli motor Erken katalogda şu an hazırlanıyor Gördüğünüz gibi zaten daha ismi, hızı, bilgileri daha tam dolmamış da bir şekilde Sadece fiyatı ve... Ee, motorun resmi var başka bir şey yok ee, aşağıda da başka şeyler var ama bizi ilgilendiren şey elektrikli bisiklet arkadaşlar modeli araştırdım ben arkadaşlar Motolux F6 zaten daha önceden de belirtmiştim ben böyle bir şey bekliyordum diye o videonun da linkini hemen i butonuna ekliyorum arkadaşlar oradan gidip bakabilirsiniz zaten dediğim şeylerin %40'ı %50'si tuttu. Gelecek dedim e, bu ay içinde. Geldi ama dediğim model gelmedi. Yani onu da daha nokta atışı e, tutturabilme ihtimalim yok arkadaşlar. Şimdi e, Motolux F6'ya e, kendi sitesinden bakalım. E, Motolux F6 e, 500 watt motor gücüne sahip ehliyet gerektiriyor arkadaşlar. Maalesef pedal desteği var. Hızı maksimum 25 km. Şarj mesafesi yani bir e, akü full doldurursanız ortalama 40 kilometre gidersiniz arkadaşlar. E, aküsü 48 volt, 14 amper var, 24 amper var iki çeşit var büyük ihtimalle bir 101'e gelen hangisi bilmiyorum arkadaşlar. Şarj olma süresi 8 saat. Boyutu e, bakın buradan ben e, hesaplayamayacağım şimdi milimetreyi çevireceksiniz. E, ağırlığı 35 kilogram. Gerçek 34 yazıyor ama ben de böyle bir düz rakam söylemek var böyle 35 kg diyorum ama 34 kilogram yazıyor gördüğünüz gibi en fazla taşıyacağı kilogramda 135 kilogram frenleri kampana keşke disk olsaydı demiyorum zaten bunlar küçük bisikletler ön taraf bir disk olsa aslında iyi olur ama maliyet bunlar hep artık yılda bir iki yılda bir değiştireceğiz mecbur lastikler Dublex 14'e 2.50 içinde şambrel yok. Ee, bazı e, arkadaşlar bilmiyor içinde şambrel olduğunu zannediyor. Şimdiden söyleyeyim araba lastikleri gibi içinde hiçbir şey yok. Ters dublex sadece hava var içinde. Ee, farı led e, ön sepeti var. Arka stop var. Tablet ekranlar üzerinde kaç kilometre hızla gittiğimiz kaç kilometre yaptığımız vesaire filan yazıyor herhalde. Pedal desteği var, pedal sensörü var ki bunları hiç takmamanızı öneririm. Pedalları hiç açmayın bence. Üzerine pedal sensörünü de sökebilirsiniz arkadaşlar. Beyne giden kablodan ya da sensörün üzerine bir tane kağıt koyabilirsiniz. O sensör çünkü siz motora gaz verdiğinizde mesela motor gidiyor. Gittikten sonra hız aldığı için e, arka tekerdeki dişli e, şey zinciri çeviriyor. Zincir de pedalı çeviriyor. Pedal kendi kendine döndüğünde de sensör e, pe, pedalı çevirdiğinizi zannediyor. Sonra gaz veriyor. Mesela ben duracağım. Sensör birden gaz veriyor. Öndeki arabaya çarpar filan Allah korusun. Onları e, hiç takmamanızı öneririm. Ama e, yasal olarak onların olması lazım. Normalde gaz kolunun olmaması lazım diye biliyorum. Gaz kolunun olmamasını e, emin değilim de şu an. Ee, o pedalı sensörünün olmasının gerektiğinden %100 eminim ee, çünkü pedal destekli diye geçiyor bunlar resmiyette gördüğünüz gibi beyaz rengi böyle ama gelecek model herhalde kırmızı fiyatı 1800 Türk Lirası taksitli 1900 civarları bir şeye geliyor gördüğünüz gibi böyle led de enteresan burada hız filan da göstermiyormuş sadece e, Volta VSM gibi bir göstergesi var yani ucuz bir şeyler. Ya bu koltuğu filan da aslında güzel olmamış. Bu süspansiyonda VSC filan daha güzeldi ama VSM aynen. VSM'ye benziyor bir böyle koltuğu. VSC daha güzeldi onun koltuğu ama tipi biraz kötü duruyordu ama rahatlık olarak daha güzeldi. Onu söyleyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi böyle yani kırmızı rengi de böyle duruyor. Fiyatı 1800 lira almak isteyen arkadaşlar için 3 hafta sonra gelebilir, 4 hafta sonra gelebilir. 1 ay sonra gelebilir, 1 yıl sonra gelebilir. Ama bunun düzenlemesi yapılmış yani büyük ihtimal depolarda şu an F6 Motolux F6 olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu size duyurmak istedim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için bildirim çanını açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Thank you.